Merhaba, ben Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Gökhan Yazıcı. Bu videoyu çekme amacım sayısal tasarım laboratuvarı olan serbest ödevim hakkında bilgi vermektir. Ödevim basit bir ALU devresi tasarlamaktır. Ödevimin konusu devrede 2 adet 8 bitlik giriş olacak, 1 adet 1 bitlik seçme girişi olacak ve seçme girişi 0 ise girişteki dizileri toplayacak, 1 ise girişteki dizileri çıkaracak ve VHDL kodunu yazmaktır. Ödevimin kod kısmına başlamadan önce size ALU ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Mikro işlemcinin en önemli kısmını aritmatik ve lojik birimi ALU oluşturur. ALU, kaydediciler üzerinde toplama, çıkarma, karşılaştırma, kaydırma ve döndürme gibi işlemler yapabilmektedir. ALU'nun yapabileceği işlemleri iki grupta inceleyebiliriz. 1. Aritmatik işlemler, 2. Mantıksal işlemler. Aritmatik işlemleri örnek olarak toplama, çıkarma, çarpma ve benzeri örnekler verilebilir. Mantıksal işlemleri ise NAT, VE veya EXOR gibi örnek olarak verebiliriz. Yapılacak işlemler sunucu kaydediciler üzerine saklanır ALU'da. ALU, işlem yapabileceği en büyük veri mikro işlemcideki kaydedicilerin veri büyüklüğü ile sınırlıdır. Yani 8 bitlik mimariye sahip bir mikro işlemcideki ALU en fazla 8 bitlik sayılar üzerine işlem yapabilir. Şekildeki gibi, daha önce dediğim gibi 8 bitlik basit bir ALU devresi tasarlamaktır ödevimiz. Seçme girişimize bağlı olarak giriş 1 ve giriş 2 toplama ya da çıkarma ile çıkışa aktarmaktır. Şimdi VHDL koduna geçersek, size kodla ilgili bilgiler vereyim. İlk olarak kodumuzda projenin kütüphanesini ekledim. Daha sonra kütüphanenin içindeki paketleri projeye dahil ettim ve ek olarak toplama ve çıkarmanın tanımlı olduğu kütüphaneyi tanımladım. Daha sonra devrenin elemanını tanımladım. Yani devreye 8 bitlik 2 adet giriş, 1 adet 1 bitlik seçme girişi ve 8 bitlik çıkış dizisi tanımladım. Daha sonra seçme girişini kontrol etmek için with select yapısını kullandım. Seçme giriş 0 olduğunda giriş 1 ile giriş 2'yi toplayıp çıkışa, seçme girişi 1 olduğunda ise giriş 1 ile giriş 2'yi toplayıp, pardon, toplayıp diyorum, çıkarıp çıkışa aktardım. Ve 0 ile 1 harici durumları için ise çıkışı toprağa yönlendirdim. Şimdi ise kodumuzu derleyelim. Bakıyoruz, kodumuz başarıyla çalıştı ve şimdi ise simülasyona geçelim. Burada her zaman yaptığımız gibi Work dizinin altında Entity'mizi seçelim. Tüm giriş çıkış ve tüm giriş ve çıkışlarımızı görmek için kare ekleyeceğiz, kare dalga. Şimdi force ile giriş birimize ve giriş ikimize değer vereceğiz. Giriş birimize 1 0 1 0 1 0 1 0 değerimizi verelim. Giriş 2'ye ise başta ve sonda 1, ortada 0 değerlerini verelim. Seçme girişine ise 0 verdiğimizde beklediğimiz sonuç, bakalım çıkacak mı sonuç, bu ikisinin toplanması olacak. Koşalım. Gördüğümüz gibi kodumuz doğru çalıştı. Şimdi ise seçme girişine 1 verelim. 1 değerini veriyoruz. Kodumuz burada çıkarma işlemi yapacak. Koşalım. Gördüğümüz gibi kodumuz başarıyla çalıştı ve çıkarma işlemini yaptı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.